Hadi gelin basit bir örnekle klaslarla ilgili bir demo yapalım. Ve ilk aşamayı bitirelim. Klaslarla ilgili ilk aşamamız işte ortak operasyonları tutmasıydı. Referans tipti. Bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bu bağlamda File New Project diyorum. Create Project from Template, Command Line App Next diyorum ve burada recap demo alt çizgi classes diyorum. Şu recap'in resini küçük yapalım. Bu noktada finish diyorum. This window olarak oluşturuyor. Evet geldim buraya. Arkadaşlar öncelikle ben ilk klasımı oluşturmak istiyorum. Klasım bir hesap makinesi uygulaması yapmak olacak. Ben iki tane sayıyı toplayabilmeliyim, çıkarabilmeliyim, çarpabilmeliyim ve bölebilmeliyim. Bunun için src new java class diyorum. Klasımın ismini 4 işlem olarak bırakıyorum. ...d'si ve ı'sı büyük olacak. Türkçe karakter kullanmayın. Yani işlem yazmayın. Veya ı'yı I, i yazmayın. Bu noktada ilk operasyonum public static pardon static değil. public int mesela topla. Bu bağlamda int sayı 1 int sayı 2 diyerek biz return sayı 1 artı sayı 2 diyebiliriz. Sonrasında ben aynı işlemi çıkarma için yapmak istiyorum. Şöyle ki çıkar c kar diye yazdım. Sayı 1 eksi sayı 2 olacak. Şöyle ki burada ise int topla değil de çarp işlemi yapacağız. Aradaki işlemimiz çarpı olacak. Bu noktada son işlemimiz ise bölme işlemi olacak. Burada ise sayı 1 bölü sayı 2 olarak yazmalıyız. Şimdi şöyle bir durum var bölme ile ilgili arkadaşlar. Örneğin sayı 2'yi 0 gönderme durumu. Biliyorsunuz payda 0 olamaz. İşte burada uygulama hata fırlatır. Ama biz hata yönetimine yani exception management dediğimiz konuya henüz gelmedik. O yüzden bu haliyle bırakıyorum. Bu bakımdan bakın ben ne yaptım? Klasların en temel görevlerinden birini e, başarıyla icra ettim. Yani 4 işlem bakın adı bile yapılacak operasyonlar operasyonların ne olduğunu bize söylüyor. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Örneğin ben bunun içerisine gelip bir ürün kaydetme, ürün silme, ürün güncelleme operasyonu koymamalıyım. Daha sonra onu kullanacağım zaman onun bir referansını oluşturmam gerekiyordu. Bu bakımdan şöyle dört işlemi oluşturdum. Daha sonra 4 işlem nokta dediğim zaman bana kullanabileceğim operasyonları böl, çarp, çıkar, topla şeklinde verdi. Örneğin 3,4. Bakın ben bunu yaptığım anda bu şu anlama geliyor. Neydi? Bakın int. Yani return ifade ediyor. Bize bir şey veriyor. O zaman benim şöyle bir şey yazmam lazım. Int sonuç eşit. 4 işlem nokta topla 3,4. Dolayısıyla artık ben bunu istediğim yerde kullanabilirim. Nokta print line diyerek sonucu burada yazdırabilirim. Artık bunu run main dediğim zaman bunu çalıştıracak ve sonucu 7 olarak görmeliyiz. Evet. Dediğimiz gibi klasların en temel özelliği arkadaşlar neydi? Ortak operasyonları tutmak.